10 kilo veremezsen seni boşarım dedi. İşte bulduğum çözüm. Ha, spor salonu burası. Hayır, tamam. Cinci hocanın ofisinin salonu. Ya kilo sende kafa yapmış, ne cincisi be? Yürü ya. Naime, anlamıyorsun ya. Bana üç harflerden musallat oldu Naime. Zorla yediriyorlar bana. Şu an bile zorla yediriyorlar. Ya. Yapmayayım, yemeyeyim, istemiyorum diyorum ama bak. Bak zorluyor beni, bak zorluyor. Ya üzgün İbrahim ya. Doğru doğru. Senin içine bir üç harfli girmiş. Ama C, İ, L değil. A, Y, I. Ayı girmiş içine senin. Ay vallahi beni uğraştırma hocam, hocam. Yürü ya. Naim, aşk olsun ya. Ben elimden geleni yapıyorum ama onlar izin vermiyorlar. Hı, anladın mı? Yoksa bak, çaba gösterdiğim şuradan belli ki sandviçim kepek ekmeğine yapılmış. Türkiye kepek rezervlerinin yarısı o sandviçte be. Kimi kandırıyorsun? Allah aşkına gidelim ya. Ya Naime, tamam ya. Bir şans ver bana. Belki benim devam buradadır, derdime çare buradadır. Bu hocadır. Hadi be, içimde kalmasın. Ama senin içinde kalan kalmış zaten ya. İyi, tamam hadi madem denemek istiyorsun. Merhabalar. Randevunuz var mıydı? Aa, yok. Aa, neyse ki bugün çok da kalabalık değiliz. Sizi araya sıkıştırabilirim. İbrahim'i araya sıkıştırabildiğinize göre aslında bayağı vaktiniz var. Ay, tamam. Bugün kısmen daha müsaitiz. Tamam. Buyurun. Bu arada otururken sehpada orada dergilerimiz var. Onlardan okuyabilirsiniz. Sağ olun. Yalnız dergilerin hepsi okunmuş. Neyini bırak, ekstraya girmesin, bırak. Yani efendim, demek istedim ki dergiler okunmuş. Yani eski sayılar, hoca efendimizin okuyup koyduğu dergiler. Ha, Naime, devam et. Hayırlı günler hocam. Hayırlı günler evladım. Oturun, rahatsız olmayın. Hocam, Kudret Bey ve oğlu var sırada. Hemen geliyorlar. Çağır gelsin. Yine burada incin top oynuyor. Hocam olur mu? Biz buradayız. Yok, incin top oynuyor top. Yalnız o penaltı. Vallahi penaltı. Vara git. Yok mu? Dur. Penaltı, kırmızı kart. Çık dışarı. Haydi o bitince artık kapatın, çalışacağız burada. Ne? 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 He, hay gel. He, haydi. He, haydi. Git buraya. Koş bakayım buraya. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Ya bunları böyle oynatıyorum, yoruluyorlar. Uykusu gelince çarpmıyor. Bak ne kadar bilimsel bir yaklaşım. Atmosferde şu cümle yayıldığında Amerika'da 3 bilim insanı öldü İbrahim. Amat. Buyurun. Ne? Amca merhaba, ne haber? Nasıl gidiyor? Teyze ne yapıyor? Merhaba amca, ne haber? Nasıl gidiyor? Ne haber, ne haber, ne haber? Kusura bakmayın. Ne haber? Kusura bakmayın, elinde değil efendim. Elimde, elimde. Ben bilerek yapıyorum ki. Ben böyle takılıyorum ki yani. Yapma, yapma yavrum. Yapma çocuğum. Çarpılırsın, çarpılırsın. Bak, senelerdir annenle sana bir fiske vurmadık. Gelip burada çarpılma yavrum bize. Çarpılmaz değil mi efendim? Çünkü biz pedagojik olarak doğru bulmuyoruz çarpılmasını. Vallahi belki çarpılsaydı pedagojik olarak düzelirdi. Neyse, oğlum. Amcam, ha amcam. Tut oğlunu. Gel, gel yavrum. Yap, öpme hocam. Önce bilimsel bir muayene edeceğim. Aç ağzını. 22 yaşında erkek. Ha, şaka şaka. Evet, tam tahmin ettiğim gibi. Ay, gerçekten bilimsel yaklaşıyor gibi. Virüs mü girmiş acaba? Şeytan girmiş. Direkt kudurup demiyor da şeytana cine bağlı. Yapma evlat. Ben çok sıkıldım. Çok sıkıldım. Ayakkabımı atacağım. Vazgeçtim. Ayakkabımı geri giyeceğim. Dur bir dakika. Ana, yemin ediyorum da ters giydim. Vallahi yavrunuz şeytana papucunu ters giydirdi. Durum sandığımdan daha vahim. Siz bu çocuğa ne yapıyorsunuz, ne yediriyorsunuz? Efendim, biz bu çocuğa doğru düzgün bir şey yediremiyoruz. Buyurun. Şimdi anlat. Efendim, biz bu çocuğa doğru düzgün bir şey yediremiyoruz. Yani söz dinlemiyor, bir türlü söz dinlemiyor. Efendim, sabahları annesi kan yapsın diye bir bardak pekmez içiriyor. Öğlenleri reçel çikolata, akşamda bala bandırılmış,
muz yediriyoruz. Yeter ki çocuğun vücuduna vitamin girsin efendim. Yahu çocuk mu yapıyorsunuz, waffle mı? Böyle olur mu? Bu yiyecekler şeytanda vesvese yapar. Olmaz. Bu çocuk gününü nasıl geçiriyor? Söyle bak. Sana ne be? Sana ne be? Sana ne be? Sana ne be? İstediğimi yaparım. Sana ne be? Karışmayın. Siz karışmayın. Çok sıkıldım ben. Vallahi millet şimdi tokat atacağım çat çıt diye. Dur dur yavrum. Hocam şimdi biz annesiyle beraber çalışıyoruz bu çocukta. Evde... yalnız kalıyor. Biz bu çocuğu... Amca bak bak amca. Eve kilitlediğimiz için de efendim çocuk evde takılı takılı veriyor televizyon, bilgisayar, onlarla oynuyor. Ya yavrum dur. Bıdı bıdı bıdı. Hadi getir yavrum. Şimdi bak bu böyle olmaz. Buyurun. Sen sana şimdi böyle okunmuş sebze, okunmuş et vereceğim. Çocuğa zorla da olsa bunları yedir. Tamam mı? Ondan sonra bir daha dışarı çıkarım bu çocuğu. Parkta koşsun, oynasın. Niye ki hocam? Şeytanı ter yoluyla def edeceğiz işte. Anladım hocam. Sonra bunları yedirin. Yemezse ama ısrar edin yesin. Sonra şeytan def olacak. Tabii hocam. Hacım. Kusura bakmayın efendim. Tekrar özür diliyorum. Çık yavrum, çık. Bir şey söyleyeceğim ya. Hiperaktif çocuğa enerjisini atmasını önerdi. Yani bunun büyüğüyle ne ilgisi var? Vesvese ya. Yapıyormuş vesvese. Sen duymadın ki onu cahil cahil konuşuyorsun. Ya Allah Allah. Ya Suzan. Ya bir... Vallahi cinlerim tepemde yine. Bu ne ya? Efendim sırada bir çiftimiz var. Evet. Gelsin. Buyurun. Kolay gelsin ya. Hocam. Tamam, evet. Evet. Hoş geldin evlat. Nedir derdin? Hocam bizim çocuğumuz olmuyor ya. Evet. Ne zamandır birliktesiniz? Hocam evliyiz ama beraber değiliz. O nasıl oluyor o? Şimdi hocam namuslu kalmak adına aynı evlerde yaşamak... Ne? Namuslu kalmak adına aynı evlerde yaşamak ayıp olur dedim. Erkektir dedim. Helalim ne der dedim. Evet. Sen bu manyaklığa nasıl cevap verdin yavrum? Karım ne derse o hocam bende. Hanımım ne derse o, ben onun bir lafını iki etmem. Hayır, farklı evlerde yaşıyoruz. Nasıl çocuğumuz olmaz ya? Çok alakasız bir konu ya. Derdimiz budur hocam. Evet. Hocam, ben size bir şey söyleyeyim. Lütfen. Müsait mi etraf? Yaklaşacağım. Yaklaş. Ona basma, yaklaş gel. Dur. Hocam. Evet. Bence birisi, bizi çekemeyen birisi... Hı. ...bizim kuşumuzu bağladı. Siz durun, bu bende. Dur. Neyinizi bağladı? Kuşunuzu bağladılar ya. Kuşunuzu bağladı. Evet. Leylek kuşu. Hocam bize çocuklar leylekler getiriyor dendi. Biz bekledik ama gelmedi. Gelmedi ya. Biz de hani bağlama büyüsü yaptılar, onu çözdürelim diye. Tamam, ne olur evladım artık sus. Lütfen sus. Şimdi ben size bir yağ vereceğim. Bunu lütfen kullanın. Domuz yağı mı? Yok tövbe. Bu çilekli masaj yağı. Bunu kullanacaksınız günde 3 vakit ve yatak odasında. Kapıyı kapatın. 3 vakit bunu sürün, gerisi kendiliğinden gelir diye düşünüyorum. Sen bana taşınacaksın o zaman, belli bana gelecek ya. Sakın kendi evine gitme. Senin evinde büyü var kızım. Hep kocanın evinde kal. Bunu sürmeyi unutma. Aklına da gelmişti. Doğru. Hocam Allah razı olsun sizden, sağ olun. Yürü kız, bunu oramıza buramıza süreriz ya. Kurunca açar kız bu. Tövbe tövbe. Ben bu hocanın gerçek hoca olduğundan şüpheleniyorum. Verdiği yöntemler çok mantıklı. Hoca efendinin çok mantıklı bir nefesi olduğunu duymuştum zaten. Evet, şimdi sıra sizde. Buraya mı geçiyor? Gel. Haydi. Haydi. Ah! Ya vallahi keseceğim topunuzu. Bu nedir ya? Git orada oyna. Nereye gitti ya? Ali topu at. Sağ ol. Sağ ol Ali, sağ ol. Hocam hocam, o kim hocam? Cin Ali.
Ali sen ata bak, biz devam edelim. Otur yavrum. Ay evladım. Evet. Hocam, 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 hocam. Benim. Hocam, bana yediren cinler musallat oldu hocam. Zorla yemek getiriyorlar hocam. Hocam. Anladım. Spor salonu üyeliğinde ciller iptal ettirdi zaten. Kızım sen bir karışma. Çocuk derdini anlasın. Deva olalım. Buyur yavrum. Hocam, geceleri böyle sabah 4-5 gibi bana bir titreyen geliyor. Öyle yataktan kalkıyorum. Yani kaldırıyorlar hocam. Kendimi buzdolabının önünde buluyorum. Bir daha söyle. Onlar bulduruyorlar yani hocam. Evet. Kapağını açıyorum, açtırıyorlar demek istedim. Yiyorum, yiyorum, yiyorum. Of, yediriyorlar, yediriyorlar yani. Doymuyorum hocam. İnsülin direncim var. Neyi? Efendim? Evladım, insülin direncin var. İnsülinine cin girmiş. Onu toparlamamız lazım. İncin oradan koştu. Neyse. Hocam ne olur yardım edin bana. Eğilip ayakkabımı bağlayamıyorum artık hocam. Ne olur hocam. Tamam. Ha? Ha, yok. Evlat, benle sana okunmuş su içireceğiz. Bir bardak. Yok, günde 3 litre. Tarçınlı, limonlu. Ödem atar çünkü. Yine saçmalama ya. Ne? Cinler tarçın sevmez. Bu bilinen bir gerçek. Evet. Evet. Sabahları bir kibrit kutusu büyüklüğünde okunmuş peynir. Öğlenleri salata, yeşillik. Akşamları da okunmuş ızgara balık. Sınırsız yeşillik ama sınırsız derken böyle ağaç gibi değil yani. Öyle bir şey gördüm sende. Daha sakin. Yemişliğin var hocam. Belli. Daha sakin yeşillikler. Misal dere, tere, here, mere gibi bir şeyler ya. Maydanoz falan şeytanı döv ederiz. Hocam saray buğurması var, o da yeşil. Olur mu bu? Yok, öyle değil. Daha çok halden, manavdan alınan yeşillikler. Ha. Anladın? Ha. Bunu da al, günde 3 kere oku. Bu ne hocam, doğa mı hocam? Yok be yavrum. Makaleler. Baskın! Kalk, 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 çabuk, çabuk, çabuk. Geç, geç şöyle, geç şöyle. Geç şöyle. Yakaladım seni, sahte hoca. Yok efendim, ne hocası ya? Ben doktorum. Vallahi doktorum, benim diplomam falan var yani, öyle doktorum. Hadi bırak be. Biz çok duyduk bunları. Yürü hadi merkeze. Ya yemin ediyorum doktorum efendim. Vallahi doktorum, billahi doktorum. Hani ben böyle bilimi sevdirmek için böyle şeyler yapıyorum. Öbür türlü gelmiyorlar. Hep bunların peşindeler. Ben ne yapayım? Hani eskiden böyle anamız gofretin içine hapı koyup öyle verirdi ya. Onun gibi bak, doktorum, diploman, doktorum ya. Ben de öğretmenim. Gerçi hakikaten ben tarih öğretmeniyim. Atanamadım, polis oldum ya. Benim. Ya yürü hadi merkeze ya. Bir konuşsaydık aslında. Anayını görüyor musun bak? Sahte hocaymış. Az kalsın boşu boşuna yiyecektim o yeşillikleri meşillikleri. Hayır hayır. Hayır ben hocaya laf ettirmem. Ay pardon. Ya, olmaz ben hocaya laf ettirmem. Hoca çok ciddiydi. Alacaksın o şey kitabını. Bu kitabı günde 3 kere okuyacaksın. Ona da harfiyen uyacaksın. Yoksa içinden çıkmaz o ayı. Hemen cin. Yapacaksın. Hadi. Tamam. Ay durun gidiyoruz. Durun durun.